Cuma günü baş başa iftarda yemek yediniz. O sırada da birbirinizi tanıma şansı verdiniz. Ümran? Şimdi reklama giderken, siz reklama girdi. Ümran nasılsın dedim. Hmm gibi bir hareket yaptım böyle. Yine hayal kırıklığı. Mustafa senin için hayal kırıklığı mı? Mustafa söylemek istediğin varsa ona göre ondan sonra konuşayım ben. Sen söyle. Yok önce sen başla ondan sonra. O zaman ben sadece sorayım. Hani onun bunun lafıyla değil. Ben sana soruyorum sadece. Yine tamam. De söyleyeyim yine söyleyeyim. Doğru mu? Canlı yayında yaptığın Ceyda'yı seviyorum ya da şöyle böyle dedim mi? Bana dürüst ol. Instagram'da canlı yayın yaptı. Evet. Ceyda'yı seviyorum dedi. Esra abla Esra, ben onu sahura kaldırmaya çabalarken... Efendim? Ben onu sahura kaldırmaya çabalarken... Bak ben... Kendisi canlı yayında uyku... Öyle bir şey olamaz. Gece zaten Esra Hanım 4'tü. Sahurdan sonra işte bizim Serhat ve Tarık'la beraber yaptık. Yayın Hüseyin de vardı. Yayında sadece söylediğim soruları sahurdan cevaplarken... Şey Instagram canlı yayını açtınız. Evet evet aynen Esra Hanım. Soruları cevaplarken öyle ona benzer sorular geldi. Ben de dedim ki tabii ki öncesinde... Ne ben, gibi sorular geldi? Ben, şuydu Esra Hanım söylediğim benim şunu seviyorum, şunu yapıyorum, hala şununla hoşlanıyorum tarzında bir şey değil. Söylediğim şuydu, öyleydi, şöyleydi, bu tarzda konuştum. Dedim ki yani örnek veriyorum, evet sevdim, evet öyleydi. Yani evet geçmişte şu şekildeydi. Bu direkt ben yok Ceyda'yı seviyorum, yok Ayşe'yi seviyorum, yok öyle bir muhabbet yoktu yani. Ben şunu seviyorum, hala unutamadım vesaire hiçbir şey yok Esra Hanım. Bir de şöyle bir mevzu var. Alev Alev şarkısı. Aynen, ben Feridun Düzağaç'ta saygılarımı sunuyorum ve kusura bakmayın. Ben artık sizin Alev Alev şarkınızı dinlemeyi kendime yasakladım. Niye? Esra Hanım ne zaman Alev Alev şarkısını tekrar etsem o ara canlı yayında radyoda Alev Alev şarkısı. Bir kere Ceyda'ya burada söyledim diye ne zaman böyle bir muhabbet olsa canlı yayında... O ara radyoda, arabada, radyoda o çıktı. Yani o şarkı çıktı. Tesadüfe bak. İnanın tesadüfe gerçekten bak. Tesadüf ya. Serhat konuş Allah aşkına. Gerçekten. Niye sen kendini savunabilirsin? Hayır kimseden bir şey yok. Ama siz de savunma yalan değil. Söylüyormuşum hayır, gibi söyleyince. Hayır yani şimdi radyoda. Savunma şimdi şöyle diyeceğim. Bir şey. Normalde bundan atıyorum 5-6 yıl önce işte bu Bluetooth işte telefondan yok mini böyle şeyler oluyor ya. Müzik velek. Aletlerinden telefon şey telefon... ve araba bağlantısı olmasa radyoda tesadüf derdim. Ama şu anda o şarkı ayarlama imkanınız da var. Var ama arabada herkes uyuyor. Ben araba kullanıyorum. Mustafa da kendi telefonundan canlı yapıyor. Yani ayarlanacak bir durum yok. Çünkü benim telefonum da arabada takılı ve ben araba kullanıyordum aynen esnada. Tarık'la... Mesela canlı yayında tesadüf. Feridun evet. Düzağaç alev alev. İşte evet. Beraber eşlik Tarık'la ettik. Tarık'la Hüseyin arka koltukta uyuyordu zaten. Biz birden sahur yaptıktan sonra, sahurdan sonra... Birden karar aldık. Canlı yayın yaparken hatta benim bir arkadaşım Çanakkale'ye davet etti. İşte Mustafa dedi ki ya canım bileklik sıkılıyor gidelim bir yerlere vardı. Dedi gezelim dedi. Bileklik biz de yakın bir yerler düşünürken Çanakkale'ye çıktı. Anladım. Ve yolda da canlı yayın açtı Mustafa. Orada Mustafa gelecekten veya şu andan bahsetmedi. Mustafa geçmişten dedi. Yani orada sorulan soruları görsen belki sen de anlarsın. Dili geçmiş i̇şte, zaman kullandı. Dili geçmiş zaman kullandı. Sevdik dedi. Yani... Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü tüm 70 milyon gördü sevdiğini. Herkes biliyor yani. Ama şu an seviyorum, sana aşığım, işte yeniden gel barışalım gibi bir cümle öyle bir anlatılıyor ki sanki kesinlikle. Ben aşkımı ilan ettim canlı. Ben hani görmeden bilmediğim için ben Mustafa'nın hani ağzına bakmak istedim. Çünkü Mustafa'ya sormak istedim dedim öyle bir şey var mı diye. Hani ona buna danışıp da yok onun bunun lafına bakarak değil de Mustafa'dan öğrenmek istedim. E peki size sosyal medyadan şu canlı yayını yapmayın diyoruz. Bakın sonra... Ama hafta sonu izin vermiştiniz ya. Ama ben izin vermiyorum. Bakın 5 saat açıklama yapıyorsunuz. Onu geçtim Esra abla. Yemek, iftar yemeğinden sonra 2 gün daha görüşmedik hiç. Aramadı, sormadı. Sadece 2 gündür, ya 3 gün oldu hatta. 3-4 tane mesaj. Ama olur mu? O sırada canlı yayın yapıyordu. Telefonu o yüzden kullanamıyordu. Şarjı bitmişti Esra abla. Canlı yayına dayanamadı şarjı. Hadi canım sen de. Mesaj atıyorum Esra abla. Ne yapıyorsun? Sen mesaj atıyorsun. Mesaj atıyorum. Ne şimdi mesaj atıyorsun. Ne yapıyorsun? Nasıl? O kadar hani yazdığı mesajlar bile duruyor. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin cevap diyorum. Cevap vermedin İyi, mi? İyi, ne haber? Sağ ol.
bu. Öyle mi yazdın? Bir bak istersen telefonlara ya. İyi, ne haber? İyi, sağ ol, sen ne haber? Bu kadar, oldu mu? Sağ ol, sen ne haber? Bu kadar Esra abla ya, bir sürü o kadar şey yazdım, açıkladım. Niye aramıyorsun? Bir şey mi oldu? Söyledim, hatta yine soruyorum. Bir şey mi oldu? Bir şey mi gördün? Sana bir yanlışım mı oldu? Ağır mı geldim? İşte ben onu yapamıyorum. Sana ağır mı geldim? Söyleyemiyorum bazı şeyleri. Ağır mı geldim derken o ne demek? Hak etmedim Esra abla ben bunları. Ben geldim yani Mustafa diye ölmedim ben burada. Mustafa'yla bir aşk şeyimiz de yok. Bir şey söyleyeceğim. Biz geldik Ümren, tanışmak için. Ya sen dışarıda başka bir Ümren, ne oldu, bir şey oldu sana? Hayır, bir şey olmadı. Ben hani dedim ki sana ağır mı geldim? Cuma günü daha değişik. Cuma daha günü çok güzeldi. Naif. Farkında mısın ablanın önünde? Ama şu anda mesela şöyle söyleyin ya, hiç kadın dilini bilmiyor musunuz? Eğer bir kadın hoşlandığı ve beğendiği kişi tarafından o gereken ilgiyi almadığı zaman bu tepkiyi verir. Ben de beğendim Esra Hanım, ben de cuma günü böyle çıktık. Böyle mi beğeniyorsun? Ya, böyle mi saatlerce şey yapıyorsun? Saatlerce sohbet ettik. İnsan zaten bir merak eder. Esra Hanım 6.45'te yayın bitiyor. Zaten 6.45'ten 8.37'de iftar açıyorum. O zamana kadar yazıyorum. Sohbet muhabbet günaydın, zaten. Günaydın, hayırlı sabahlar yazıyorum. Saat 10 gibi yazın, bana 1'de 2'de cevap veriyor. 1'de uyandım demek ki, ne yapayım? Hep 2-3 gündür bunu yapıyorsun Mustafa. Evet, genelde geç uyanıyorum. Akşam geç yatıyorum. Bana bunu sahura kadar bekliyoruz biz arkadaşlarla. Ben sana nasıl açıklama yapıyorsam, sana bir yere gittiğim zaman haber verebiliyorsam sen bana açıklama yapmak zorundasın. Seninle şu an bir tanışma yolundayız. Ümren bir dur, 2 gün oldu ya. Bir dur ya. Ay ne oldu, evli değilsiniz şu an. İşinize geldiği gibi yoksa. O kadar şey istiyorlar ya, ki sıkıştırıyorlar ki Esra abla. Şöyle bir şey var. Siz tanıma aşamasındasınız. Tamam yani, işte ama hayır ben, öyle. Sen abicim, sevgili için, aşamasında hayır, iş gibi yapıyorsun. Tanımak için, tanımak için elinden geleni yapıyor. Tamam, tanımak için onun için buluşurlar. Tamam, hesap vermene ben veya Esra, pıs pıs ben oturayım için Mustafa orada can çekti. Orada bir resim atsın. Ben böyle pıs pıs oturayım. Daha 2 günlük bir ilişki yani. Hiç beklemeyin yani, oldu. Lütfen. Esra abla bir şey söyleyeyim ben. Vallahi ya şimdi kafamda düşündüm, sana zarar verecek bir şey olmadığı için rahat rahat söylüyorum. Aklımı bir şey çok kurcaladı, ne biliyor musun o? Aslında ondan dolayı bir set koydum diyeyim sana. Şimdi biz dışarı çıktık ya, sen zaten baya baya konuştuk, sohbet ettik. Ben orada tamamen Ümren'in gerçek ciddi anlamda, ben desem ki Ümren'e, Ümren bir ay içinde evlenelim, gerçekten evleniriz. Evet. Ki bunu da söyledim. Bazı arkadaşlarımla da sohbet ettim. Sonra canlı yayın, ben canlı yayın yaptım. Neyse, sen canlı yayın mevzusunu açtığın için o da Instagram'da bir canlı yayın yapmış. Ve bunun kayıtları da bana geldi. Şimdi ben gözümle görmesem hiç söylemem. Başka programdaki X kişisi varsa Esra Erol'da da Ümren var. Yani sen Esra Erol'da artık bu locada oturma muhabbetini uzun vadede mi düşünüyorsun? Yani sen, örnek veriyorum, bir işe mi başladın, bir okula mı başladın ki artık orada Ümren var diyorsun? Şimdi bu beni enter... Şimdi biz evlilik yoluna çıkmadık mı? Çıktık. Peki niye bunu açıp sormadın ona? Esra Hanım, açıp sormama gerek yok ki. Canlı yayın kaydı geldi bana direkt. Kayıt ben de başladı. Dün Esra abla. Onunla ilgileniyorsan Ümren bu ne demek diye niye sormadın? Bu ne demek Ümren? Esra abla al işte. Esra Hanım soruyum işte. Bak soruya soru. Yani o günaydın Pınar mesela... abla bak, haklı olduğumda da savunmuyorsun. Gerçekten kalbimi kırmaya başladın. Nasıl haklı değilim ya? Söylediğimi hatırlıyor musun? Hayır, şu anda bence Ümren'in üstüne giderek... Sen hiç aramamışsın. Kıza bunun hesabını sormamışsın. Hiç ses çıkartmadım. Bak şimdi sadece sen, bir şey söyledim. Soru, Esra abla, o ne demek? Esra abla ben dedim ki Mustafa acil konuşmamız lazım. Biliyorum. Esra abla. Bütün benim zıttımla bir zıt gidenlerin hepsi senin fanın şu anda. Fanfun öyle önemli şimdi değil de haklıydım. Siz bir şans istiyorsunuz. Şimdi şans istediğiniz zaman siz bir bebek adamı atmış oluyorsunuz. Karşı taraftan da karşılıklı olur ilişkilerde. Evet. Ama senin de kafanda onu söylemeni bekledim. Ümran Hanım hakkında bir olumsuzluk gelişmiş ve o olumsuzluktan sonra aslında sen geri çekilmişsin. Öyle oldu biraz, evet. İşte bakın, ilişkilerde hep böyle oluyor. Özellikle de erkek tarafında. Varsa bir sorun, en büyük cesarettir o. Ya benim kafama, ben evet sana geldim, seninle tanışmak istedim, tekrar bir şans istedim ama bu yaptığın yanlış. Ben bunu kabul edemem. Bunun arkasında ne var? Tam tersi şekilde bakalım, ilişkide sorun var. Ama taraflarda sevgi varsa o sorunu da görmezden geliyorlar, evet, bazen. Ama ikinci gün Esra Hanım sevgi. İkinci gün. Bir de şey demiş, Mustafa... Niye mesela öyle bir şeydi, artık Ümren var dedi. Esra abla, neye şimdi Ceyda'nın fanları hep sürekli olmadık şeyler, hakaretler, bir sürü şeyler yazdı. Adım söyleyince? Ve adıma bir sürü fake hesaplar açıldı. O yüzden hani dedim ki, özellikle söyledim, dedim ki Mustafa hakkında bir şey söylemeyin, o açıklamak zorunda değilim dedim.
Ve Mustafa'ya da Mustafa'ya diyorum mesaj atıyorum. Bir acil arar mısın ya da mesaj atarım çok önemli tamam diyor. Daha yok. Peki bir şey soracağım. Benim sorduğum cevabı... Ben seninle cevabı... önemli konuşmak madem için öyle, sana mesaj bak, atıyorum. Tamam ben kabul ediyorum seni aramam gerekirdi. Sana sormam gerekirdi. Kusura bakma unutmuşum veya aklımdan çıkmış. Ben şimdi sana soruyorum. Neden öyle bir şey dedin? Neyin nasıl Ümren bir şey söyledin? Ümren var diye niye dedin? Şimdi başka herhangi bir programda X kişisi varsa Esra Erol'da da artık Ümren var. Yani sen diyorum ki bak ne demek istediğimi anlıyor musun? Sen bir okula mı başladın? Bir fakülteye mi başladın örnek veriyorum. Yani uzun vadede düşünülürse söylenir. Örnek veriyorum artık devlet dairesinde işe başladım artık orada ben varım o kurumda. İşte o Mustafa kurumda. Tuncay rüzgarı olabilir yani. Ben Mustafa Tuncay. Esra abla suçsuzum burada bak gerçekten ya. Valla ya şöyle söyleyeyim bu kızla ilgilenmemekte, aramamakta, sormamakta suçlusun. Hatalıyım. Şimdi yorumlar evet. Geliyor evet. Sadece ilişkiyi değerlendirin. Şehri net cümleler istiyorum. Esra abla biz cumartesi akşamı Ümren'le Sultanahmet'e gittik. Sultanahmet dönüşü resmimizi atmış Instagram'a Ümren. Sonra bize bir sürü yani fanlar falan bir sürü mesaj attı. Her neyse konuya geliyorum ben. Şey demiş ki Mustafa Tarık, Serhat ve biri daha varmış. Ben Ceyda'yı çok seviyorum. Bütün kişiler beni sevdi. Bir Ceyda beni sevemedi demiş. Ya ben bilmiyorum. Böyle bir sürü yorumlar geldi. Bir de şey varmış. Dediği ya. Gibi... Ya. Hani şu anda Mustafa'nın şeyi... hani neyi? Bilemiyorum şeyi. Ben. Olabilir ama... Olumsuz diye yani hiç ilgilenmemişsin. Bunun sen, suçu sensin Mustafa. Şehri, aramadı. Ben de yanındaydım. Başka bir söyledim. Aramadı. Hala aramadı. Çok soran oldu. O söylenen şey. Sen duydun mu? Herkes bir şey söylüyor. Mustafa şu cümleyi kullandı mı? Beni herkes sevdi ama bir Ceyda sevmedi. Öyle bir şey söylemedim. Evet dolaşıyor sosyal medyada sürekli. Bunu ama çok niye uydursunlar Esra bunu ya? Bir saniye ama çok önceden bu cümleyi kurmuştum. Bundan bir ay öncesine kadar. Hatta konu bile oldu. Açın yayınları izleyin böyle bir konu oldu. Çok anladım. Önceden bunu o güne indirgediler. Ortalık bir şey karıştırdılar. Evet. Ceyda'yı seviyor musun? Ceyda'ya karşı Esra Hanım giderek azalan bir hissim var. Ama giderek azalıyor. Hiç yok demem ama giderek azalan yani şu anda gerçekten çok hızla hissim azalıyor. Şu anda da talipler ama kesinlikle bu benim gelen taliplerimi etkilemiyor bundan emin olun ya gerçekten. Böyle bir şey olsa inanın hayır, ben sana gerçekten, bir kere daha gelirim. Çok net soruyorum yani Ceyda'yı seviyor evet, hayır. Esra hayır böyle bir şey sevgi yani. Benim hissettiğim hayatımda ilk defa yaşadığım Ceyda ile oldu. Sevgiyse aşksa neyse artık. Daha önceden de siz onun öncesinde Ceyda hiç yokken bana sormuştunuz burada. Hiç aşık oldum mu? Hayır olmadım demiştim. Esra Hanım ben bittiğine İlk Ceyda ile böyle bir şey, ilk Ceyda ile yaşadım. Bunun adı sevgi, aşk. Neyse. Neyse artık. O gitgide azalıyor şu anda. Bunları hepsini konuştuk yani. İftar yemeği günü hepsini konuştuk. Ben hepsini yani özellikle sordum zaten bunları. Ona. Hiçbir anladım. Şeyim kalmadı. Yoğun hiçbir işim kalmadı dedi. Yani ben almam gereken. Öyle bir şey olsa da. Gereken, cümleyi yani milyonların huzurunda herkesin de merak ettiği bir soru var. Yani hani canlı yayın yapılıyor, tesadüf alev alev şarkısı çalıyor. Seviyordum, seviyorum. Yani karşı tarafa mesaj olarak gidebilecek, karşı tarafta belli duygular uyandırabilecek her şey var ortada. Bana o zaman bundan canlı yayını da yasaklayın da ben gidiyorsun. Bir daha canlı yayını da yapmayayım insanım. Nasıl istiyorsanız. Peki. Net cümle istiyorum. Ben Mustafa'yı çok seviyorum kardeşim gibi. Hmm. Ben Mustafa ve Ceyda yaşananlar kolay bir şey değildi. Kolay kolay bitemez. Ben Mustafa'ları duygusunun bittiğine de inanmıyorum. Seni çok seviyorum zaten kardeşimsin. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Çok dürüst davrandı. Benim duygum evet, benim... bitti sevmiyorum demedi. Sevmiyorum deyip kesip attırabilirdi abla. Bitmeyen bir şeyler var. Ya bunu... şimdi çocuklar şunu büyük gözden çünkü. Kaçırmayın. Mustafa buraya çıktığında... ben bile istemsiz bir şekilde Ceyda'ya bakıyorum. Ceyda çıktığında Mustafa'ya bakıyorum ya da bir şey oluyor. O sırada ne bileyim tebessüm etmek atıştıklarında bile yani onların arasındaki duyguyu hiç kimse yok saymasın. Onların arasındaki sevgiyi hiç kimse yok saymasın. Kesinlikle. Ama bu işin maalesef ki olur bir imkansızlık boyutu var.
Evet. Onu aşamadılar. Onlar ikinci şansı çok güzel elde etmişlerdi. O gizlice buluştunuz. Ondan sonra her şey tatlıya bağlanacaktı. Ama her ikiniz de kendi ellerinizle mahvettiniz. İkisini de ayrı çok seviyorum. Her ikisi de kendi davasında. Ben her ikisi de haklıdır. Hepimiz biliyoruz sevginin ne olduğunu. Esra Hanım, biliyorsunuz ki bizim... Teşekkür ediyorum. Çok böyle samimiyetimiz de oluştu. Ben size desem ki reklam arasında Esra Hanım ben bir şey konuşacağım. Eminim vakit ayırırsınız ve ben size şunu eminim. Bunlar emin olabilirsiniz. Rahat rahat söyleyebilirim. Bir kere daha eğer Ceyda ile böyle bir şey istesem gelip size danışırım ve söylerdim bunu. Alt yapımı yapıyorsun? Hayır, söylerdim. Böyle, anladım. Ya bunu siz sordunuz ya seviyor musunuz? Gerçekten giderek hala çoğalan bir şey olsaydı şu an ben... Yani bu konunun üstünü kapatmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ekran başında seyirci de her şeyi de görüyor. Sizin görmediğiniz boyutuyla görüyor. Ümren'le kararınız nedir? Ümren'le kararımız... Ne Ümren? Ne? Ben sana soruyorum. Bizim kararımız ne Mustafa? Oh be! Hep ben mi cevap vereceğim? Evet. Hep ben mi cevap vereceğim? Kararınız ne Mustafa? İçinden gelerek bir şey söyle yani. Hep içimden gelerek söyleyeceğim. Hep de öyle yapıyorum zaten. Olumsuz.